Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın böbreğinde bulunan yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılar ve görevlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniyor. A şıkkında bir numaralı kısım nefron olup idrar oluşumunu sağlar demiş. Arkadaşlar nefrondur, doğrudur ve idrar nefronlar vasıtasıyla oluşturulur. A şıkkımız doğrudur. B. İki numaralı kısım korteks olup kortizol salgılar demiş. Evet, iki numaralı kısım kortekstir. Ama kortizol salgılamaz. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Peki kortizol nereden salgılanıyordu? Böbrek üstü bezlerinden. Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanıyor. Yani buradaki korteks o korteks değil. C. 3 numaralı kısım öz bölgesi olup Malpighi piramitlerini bulundurur. Evet, 3 numaralı kısım öz bölgesidir. Ve Malpighi piramidi dediğimiz yapılar burada bulunacaktır. Bu da doğrudur. D. 4 numaralı kısım havucuk olup toplama kanallarının idrarı boşalttığı kısımdır. Evet, nefronlarda oluşturulan idrar havucukta birikir arkadaşlar. Bu da doğrudur. E. 5 numaralı kısım böbrek atar damarı olup oksijen bakımından zengin kanı böbreğe getirir. Evet, böbrek atar damarı oksijence zengin kanı getirirken böbrek toplar damarıyla oksijence fakir kanı böbrekten uzaklaştırırız. Bu da doğrudur. Cevabımız B olmalıdır. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın nefronuna ait bazı bölümler numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bu yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniyor. 1. Birdeki madde miktarı 2'dekinden fazladır denmiş. Arkadaşlar bir numaralı damarımız getirici atar damar. Atar damar. 2 numaralı damarımız ise götürücü atar damar. Şimdi getirici atar damarlarımızdaki madde miktarı götürücüden fazla olmak durumunda. Çünkü glomerulus kılcallarındaki 3 numaralı kılcallardır bunlar. Basınç yüksek olduğu için bu maddelerin bir kısmı Bowman kapsülüne geçti. 4 numaralı yapı da Bowman kapsülünü ifade ediyor. Bowman kapsülü. Birinci ifadede birdeki madde miktarı 2'dekinden fazladır. Bu doğru bir bilgidir. Çünkü demin de söylediğim gibi glomerulus kılcallarından bazı maddeler Bowman kapsülüne geçmiştir. 2. 3 ve 4 birlikte Malpighi cisimciğini oluşturur. 3 glomerulus kılcalıdır. 4 de Bowman kapsülü. Bu iki yapı birlikte Malpighi cisimciğini meydana getirir. Doğrudur. 3. 1, 2 ve 3'te al yuvar bulunurken 4'te al yuvar bulunmaz. Bakın al yuvarlar damar dışına çıkmaz. Damar dışına çıkmadığı için Bowman kapsülünün içindeki süzüntüde yani o sıvıda al yuvara rastlamayız. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız E olmalıdır. Sağlıklı bir insanın üriner sistemine ait kısımlar ve bu kısımlardaki sıvıların içerebileceği maddelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş. A'da glomerulusta antikor eşleştirmesi yapılmış. Arkadaşlar glomerulusun içerisinde kan bulunur ve kanda antikor bulunacaktır. Antikorlar kan vasıtasıyla hedef bölgelere taşınacaktır. B'de Bowman kapsülü fibrinojen denmiş. Bakın glomerulusu geçemez fibrinojen. Dolayısıyla Bowman kapsülünün içerisinde fibrinojeni göremezsiniz. Cevabımız B olmalıdır. C'de proksimal tüp üre denmiş. Arkadaşlar glomerulustan Bowman'a üre geçecektir. Dolayısıyla Bowman kapsülündeki sıvı da proksimale aktarılacağı için üreyi orada görebileceksiniz. D şıkkında henle kulbu kreatinin denmiş. Proksimale geçen kreatinin molekülü hiçbir şekilde geri emilime uğramadan, nefron boyunca hiç emilmeden idrarla atılabilecektir. Kreatini görebilirsiniz. E'de distal tüp tuz eşleşmesi yapılmış. Arkadaşlar distal tüpte yine tuzları görebilirsiniz. Hatta bunların bir miktarı da distal tüpte geri emilecektir. Doğrudur. Cevabımız B olmalıdır. Karaciğerde sentezlenen bir üre molekülünün en kısa yoldan idrara karışmasına kadar geçen süreçte aşağıdaki yapılardan hangisinden geçmesi beklenmez denmiş sorumuzda. Arkadaşlar karaciğerde sentezlendikten sonra karaciğer
üstü toplar damarıyla alt ana toplar damara veririz. Toplar damar. Buradan kalbin sağ kulakçığına, sağ karıncık, akciğer atar. Akciğer kılcal damarı, akciğer toplar damarı, sol kulakçık, sol karıncık, aort ve buradan da böbrek atar damarına veririz. Böbrek atar damarından da böbreğe geldiğinde idrarın oluşumunda kullanılacaktır. Dolayısıyla hangi damardan geçmesi beklenmez sorusuna verilecek cevabımız kapı toplar damarı olmalıdır. Cevabımız C olmalıdır arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde insanın üriner sistemindeki bazı yapılar numaralarla gösterilmiştir. Numaralandırılmış yapılardaki sıvı içerikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır deniyor. Şimdi bu numaralı kısımların isimlerini belirleyelim. Bir numaralı bölge böbrek toplar damarıdır. Böbrek toplar damarı. İki numaralı kısım böbrek atar damarıdır. Üç numaralı bölgemiz dört numaralı kısım üreter dediğimiz kanaldır. 5 numaralı bölge ise mesaneyi ifade etmektedir. Buna göre sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Arkadaşlar A şıkkında glikoz miktarı 1'de 2'den büyüktür denmiş. 1 numaralı damar böbrek toplar damarı. Normalde burada daha düşük olması beklenir. Sanki yanlışmış gibi görünüyor ama öyle değil. Çünkü açlık durumunda böbrekler karbonhidrat dışı kaynaklardan karbonhidrat, glikoz üretebilirler. Dolayısıyla 1 numaralı damardaki glikoz miktarı 2'den fazla olabilir. Yalnız açıklamama dikkat edin. Açlık durumunda. Yani bunda kesinlikle yanlıştır dediği için A şıkkına bu yanlış ifadesini koyamıyoruz. B. Üre değişimi. Derişimi demek istemiş. 3 eşittir 4. Arkadaşlar üre derişimi havuzcukta ne kadarsa üreterde de o kadar olmalıdır. Çünkü havuzcuktaki idrarı biz üreter dediğimiz yapıyla mesaneye aktarıyoruz. Bu da kesinlikle yanlış değildir arkadaşlar. C. Üre miktarı 2 büyüktür 1 denmiş. Evet, 2'deki üre miktarı 1'dekinden daha büyük olmak durumundadır. Buna da yanlış diyemiyoruz. D. Şilomikron miktarı 5 büyüktür 1. Arkadaşlar biz idrarla şilomikron atmayız. İdrarla yağ atmayız. Dolayısıyla D olmayacak bir şıktır. Kesinlikle yanlıştır. E. Aminoasit miktarı 2 büyüktür 1 denmiş. Böbrek atar damarındaki aminoasit miktarı toplar damarındakinden daha büyük olabilir. Bunda da sıkıntı yok. Cevabımız D olmalıdır. Sağlıklı bir bireyin böbreklerinde idrar oluşum sürecinde gerçekleşen olayların hangilerinde ATP harcanır denmiş sorumuzda. 1. Gıda boyalarının nefron kanallarına salgılanması. Arkadaşlar salgılanma lafını gördüğünüz zaman burada enerji harcanıyordur diyebilirsiniz. Çünkü salgılama biraz daha aktif bir eylem. 1 numaralı eylemde ATP harcanır. 2. Nefron kanallarındaki su moleküllerinin kana geri emilmesi. Bakın su her zaman pasif taşımayla geri emilir. Suyun aktif taşıması yoktur. Yoktur. Dolayısıyla ATP gerektirmeyecek bir olaydır bu. 3. Kandaki üre moleküllerinin toplama kanalından difüzyonla emilmesi. Bakın difüzyon kelimesi burada pasif taşıma olduğunu gösteriyor. Bu bir pasif taşımadır. Ve pasif taşımada ATP'ye ihtiyacımız yoktur arkadaşlar. Bize ATP harcanan olayları sormuş. Cevabımız A olmalı.
Bir maddenin kanda bulunması gereken normal yoğunluğuna eşik değer adı verilir. Maddenin kandaki yoğunluğunun eşik değerin üzerine çıkması durumunda eşik değeri aşan kısmı nefronlarda geri emilmez ve idrarla atılır. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z maddenin eşik değerleri ve kandaki yoğunlukları verilmiştir. Tablodaki veriler dikkate alınarak yapılan yorumlardan hangileri yapılabilir denmiş sorumuzda. 1. Bireyin idrarında Y ve Z maddelerine rastlanırken bakıyoruz. Y ve Z maddelerin kandaki yoğunluğu eşik değerden fazla. X maddesine rastlanmaz. X maddesinin kandaki yoğunluğu eşik değerden düşük. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. 2. X maddesinin nefronlardan emilimi aktif taşıma ile gerçekleşmiş olabilir. Evet, geri emilim pasif taşıma veya aktif taşıma ile gerçekleşebilir. X maddesi de aktif taşıma ile emilmiş bir madde olabilir. 3. Y maddesi glikoz ise ve idrara salgılanmış ise bu birey şeker hastasıdır. Evet, Y maddesinin kandaki yoğunluğu fazla. Eşik değer 3K'ymış, kandaki yoğunluğumuz 4K'ymış. Eğer biz idrarda bu Y maddesini görüyorsak ve onun glikoz olduğunu biliyorsak bu kişi şeker hastasıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız E olmalıdır. Böbrekten ayrılan kanda böbreğe gelen kandakine oranla verilenlerden hangilerin miktarı daha fazla olabilir? Bakın, glikoz miktarı fazla olabilir ama açlık durumunda olmalıdır. Açlık durumunda karbonhidrat dışı kaynaklardan, hidrat dışı kaynaklardan glikoz üretebilirmiş böbrek hücrelerimiz. Su böbrekten ayrılan böbrek toplar damarında her zaman için daha az olmalıdır. Çünkü suyun bir kısmı idrarın yapısına katılır. Yani böbrek atar damarıyla getirilen suyu idrarı oluşturmak için kullanırız. Bu fazla olamaz arkadaşlar. 3. Eritropoyetin. Bakın, bu hormon böbrek tarafından salgılanır. Böbrek tarafından salgılanır. Ve görevi kan hücrelerinin al yuvarlarının üretimini sağlamaktır. Dolayısıyla böbrek toplar damarındaki eritropoyetin miktarı atar damarındakine göre daha yüksek olmalıdır. 4. Üre demiş. Ürenin üretildiği yer böbrek değil, karaciğerdir. Eğer karaciğer üstü toplar damarından bahsetseydik orada üre fazla olmalıydı. Ama böbrek toplar damarında üre miktarı az olmalı. Çünkü burada üre idrarın yapısına aktarılır. Dolayısıyla böbrekten uzaklaştırılan kandaki üre miktarı daha az olmalıdır. Cevabımız 1 ve 3 olmalı arkadaşlar. Yani B olmalı. Aşağıdaki şekilde nefronlarda gerçekleşen geri emilim ve salgılama olayları verilmiştir. Buna göre verilen olaylar dikkate alınarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır deniyor sorumuzda. A. Proksimal tüpte tamamı emilen bir madde idrarda rastlanılması mümkün değildir deniyor. Arkadaşlar, tamam geri emilmiş olabilir ama salgılama ile tekrar idrarın içerisine aktarılabilir. Eğer eşik değerin üzerinde ise bir madde salgılama ile kandan uzaklaştırılabilir. A'daki ifademiz yanlıştır. Doğru cevabımız A olmalıdır. B'de henne kulbunun uzun olması su kaybının azaltılmasını sağlayabilir denmiş. Henne kulbunun aşağı inen kolu suyun geri emilmesinde etkiliydi. Kulp ne kadar uzun olursa su o kadar verimli bir şekilde emilecektir. Doğrudur. C şıkkında nefron kanallarının kıvrımlı yapıda ve uzun olması emilim yüzeyini arttırarak madde kaybını azaltabilir denmiş. Yüzey alanı genişledikçe emilim de o kadar verimli olacaktır. Doğrudur. D. Kan pH değeri düşen bir insanın idrarında normalin üzerinde H artı bulunabilir denmiş. Bakın, kanın asitliği arttıysa H artı salgılanması, dikkat ederseniz proksimal kanalda ve distal kanalda H artı nefron kanalının içerisinde verilebiliyor. Asitlik arttığında bu H artıları idrara vererek kanın asitliğini düzeltebiliyoruz. Belli sınırlar içerisinde tutabiliyoruz. D de doğru. E. İdrar toplama kanalında organik ve inorganik yapılı bazı maddelerin emilimi gerçekleşebilir denmiş. Arkadaşlar, üre organik bir boşaltım üründür. Organik. Sodyum, klor bunlar inorganiktir. Su da aynı şekilde. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız A olmalıdır.
Çok yoğun terleme nedeniyle kan hacmi ve kan basıncı azalmış bir bireyde verilenlerden hangilerinin artması ile kan hacminin ve kan basıncının düzenlenmesi sağlanır denmiş sorumuzda. 1. Hipofiz arka lobundan salgılanan ADH miktarı. Arkadaşlar ADH nefronlardan suyun geri emilimini sağlar. Nefronlardan suyun geri emilimini sağlayacaktır. Geri emilimini arttırır. Dolayısıyla ADH'in artışı olumlu yönde etkileyecektir. Böbrek toplama kanallarının epitel hücrelerinin suya olan geçirgenliği. Zaten ADH'in etkisiyle bu geçirgenlik artacaktır. Bu da kan hacminin normal seviyede tutulmasını sağlayacak. 3. Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan aldosteron miktarı. Çok fazla terlediğimiz zaman aldosteron sayesinde sodyum ve klorun geri emilimi ve beraberinde suyun da geri emilimi sağlanır. Su geri emilimi. Dolayısıyla kanın hacminin korunmasında aldosteronun da etkisi olacaktır arkadaşlar. 4. Hipotalamustan salgılanan CRH miktarı. Bakın CRH adrenokortikotropik hormon. Adrenokortikotropin. Yani bu hormon sayesinde böbrek üstü uyarılır. Böbrek üstü bezi uyarılır. Ve o uyarıldığında aldosteron gibi hormonların salgılanması sağlanır. Dolayısıyla bu da kan basıncının ayarlanmasında etkilidir. Cevabımız E olmalıdır.